kendi kompozisyonlarında kitle kontrolde ciddi bir eksiklik var. Evet. JD Gaming tarafında. Garanti kitle kontrolde özellikle. İhtiyaçları da vardı bu tarz bir kitle kontrolü. Çünkü evet, Ash ultisiyle savaş başlatabiliyorlar. Yani Lilian'ın koşullarını sağlayan bir kompozisyonu çevirdiler aslında. Ben yine de Dammon komposunu bir tık daha fazla beğendim. Özellikle Camille TF kombo, evet. Yani kombosu çok çok efektif, çok kuvvetli bir kombo. Ama 4 kişi işte JD. Camille de buraya geliyor. Camille de buraya geliyor. Bakalım çar kullanılacak mı muhtemelen o büyük Gaga'ya. Sıfırlanmak üzere burada bir ilk savaş görüyoruz. İlk kan dökülmek üzere. Kanavenin üzerinde tutuştur var. Kanavi oradan uzaklaşalım. Bağ önde kaldı ve ilk kan olacak. Ghost ilk kan aldı. Kanavi kendi ormanında kampı kalmadı. O yüzden rakip ormandan kamp almaya çalışıyor. Burada Beryl ön tarafa geldi biraz. Sıçrası yok Beryl'in bu arada. Orada rakibi sersemlet yalnız Mağdur mesajına geliyor. Beryl'in üzerinde tutuştur var. Çok fazla zorladı orayı Beryl ve bunu canıyla ödedi. Şimdi Kanyon da yaklaşıyor. Kanyon rakibinin üzerine doğru atladı. Nautilus'un orada sıçrası yok. Mağdur düşmek üzere. Bu skor Ghost'a gitti. Şimdi trajedi gelmişti orada. Kanyon düşecek. Birebir bir değişim. Yalnız bir sıçrada Ghost'tan 2-2 yaptı Ghost. Kırmızı güçlendirmesi var. Showmaker. Orada rakibini istiyor. Şimdi kartlarını gönderdi. Sarı kartını çekecek. Sersemletin de orada. Trajedi geldi. Kitle kontrol ediyor. Ne oluyor? Hasar yeterli değil. Bir de ışından. Ama artık ne? Sonlandı buradaki savaş. Zoom'un ne işi var burada? Şu ışınlar çok troll oldu bu arada. Onu söyleyebilirim. Şu an Zoom'dan önce gelecek. Voli'den önce gelecek. Ve buraya bir ışından gelebilir. O yüzden aşağı tarafta böyle kalabalık bir şeyi istemek riskli olabilir. Tam bir JD Gaming maçı izliyoruz bak. Az bir şey geri düşüldü. Hemen ilk ejder verildi. Alamete gitmek istiyor galiba JD. Oraya bir Şahin atışı geldi ama Kayn bitirdi neredeyse bir de bunu. Eksikler zaten. Ve dakika 10'da vade alametini Damwon Gaming alıyor. Beryl de ormancısının yanına geldi ve... Çaldı mı? Çaldı evet. Ama yakaladılar Kayn'ı. Yakaladılar ama Beryl oraya çok yakın. Yarışanını kaybetti Kayn. Şimdi yakalın isim Kanavi. İşler tersine döndü. Altın farkı belki 2000 ve daha da artacak ama altın farkı göründüğünden çok çok daha büyük. Çünkü kompozisyonları değerlendirdiğimizde bu kompozisyon eğer Dammon kompozisyonu önde götürüyorsa JD kompozisyonuna karşı gerçekten işler çok problemli demektir. Yani bunu söylüyor olmamın sebebi bu arada gerçekten bu takım hani dün biz güçlü kuvvetli istatistiğini de verdik. Bu arada yakaladılar Kayn'ı. İki kişi orada uyutuluyor. Çok uzaklardan Kristal. Ooo Kayn'ı buldu. Kayn hala sersemlemiş durumda bekliyor şimdi. Kitle kontrolden sarıldı yalnız Showmaker'dan. Işından geliyor Kayn. Zoom geldi buraya. Showmaker sıçradı. Showmaker o kadar hızlı ki çıkacak oradan. Son perde açılıyor. Son perde. Nasıl kazandılar burayı? Skor Kayn'da. Çok iyi bir cevap Dammon'dan. Yalnız devam edecekler gibi görünüyor. Yine bir mızrak tutturdu Kayn. Ama şimdilik sonlanmış gibi savaş. Nasıl kazandıklarını söyleyeyim mi? Volibear kimseyi yakalayamadı hiç. Bayağı iyi oynadı. Wow. Ultiden de son onda sıyrılıp çok akıllıca oynadı yani pozisyon evet. Bulma. Ortada birebir kim? Ne yok oldu? 2'ye 1. Camille geliyor. Ve tabii eğer Camille haritada bu kadar rahat hareket ediyorsa zaten Twisted Fate onun için çok uygun pozisyon hazırlayabiliyor. Şimdi Twisted Fate'den kullanılan bir ulti var. Uli yarıcan yalnız. Zoom kötü bir yerde. Ve yarıcan evet, da. Azcan da geldi ve alamet bitti. Bakın bunu alabilecekler mi ama? Bırakmak istemiyor alameti JD ama burada bir takım savaşı izleyeceğiz. Beryl yakalandı ön tarafta. Beryl düştü burada. Şimdi Nugari içeri girmeye çalışıyor. Son perde açıldı. Mağ düşüyor. Zoom da düşecek. 2'ye 1 bir değişim şimdilik. Güzel bir kronometre. Ön tarafta hayatta kalmaya çalışıyor. Kayn çıkacak mı bir de oradan evet. Jhin ultisi hala devam ediyor. Son bir mermi daha geldi orada uzaklardan. Yagao üzerine. Ve bin mutlaka ama mutlaka istedikleri aradıkları bir savaşı bulmak zorundalar oyuna dönebilmek için. Aksi takdirde işler daha da kötüye gitmeye devam edecek. Bu Dammon'un hani 1-3-1 yapamaz demiştik ya artık yapabilir noktaya gelecekler yavaş yavaş. Yaz maç öyle bir noktaya geldi ki yani buradan sonra JD'nin iyi savaş yapması bile evet, yetmez. Bence çeviremez orayı. Biraz Dammon'un satması lazım. Eğer bu maçı Dammon satarsa ben Volibear ya da Lilia'dan özür dilerim ya. Ve bir kule altı geliyor Twisted Fate ultisiyle eksek ultim atomu ile birlikte o alandan çıkartmadı rakibini Nuguri. Showmaker da kuleyi çok iyi tankladı. Bu arada ne? Bir ormancı üst koridoru yakalıyor. Ne? Düzeltiyorum orta koridoru ve kesiyor. O yüzden eşin işi de çok zor yani. Bir de çok erken bir Zonya da geldi Kenyon'dan. Neden erken aslında? İkinci eşya olarak aldı. Yani belki ikinci eşya olarak alındığında çok erken olmayabilir o ama. Bu arada Kanavi yakalandı orada. Uyutmayı başardı orada Leona'yı belki ama. Kayn yok etti. Ve ikinci skor da geliyor buradan. Şimdi araya girdi orada. Camille geldi. Camille. Yagao yalnız güzel bir Zonya gördük. Şimdi Volibear'dan kullanılan bir ulti var. Kayn düşecek mi? Sıçrayla o skor almış olsa da Zoom. Katliam yazısını göreceğiz. Müthiş.
Dakika 21'de Baron'u da alıyor. Altın farkın neredeyse 10.000'e çıkaracak bu Baron'la birlikte. Damwon Gaming. Ya bilmiyorum ya. Evet. Bu arada bir kez daha yakalandı orada. Kanavi eksek ultimatomu kullanıyor diğer tarafta. Aynı şekilde Ghost'u yakaladılar. Yalnız güzel bir oradadır. Ghost oradan çıkacakmış gibi yönüyor. Yalnız Yaga onu bırakmadı. 800 altın indirdi cebine fakat 3 skor, 4. skor da gelecek. Sadece de Mao yattı. Evet. Dünyanın en iyi ormancısı. Bu arada maksat öldürmek değil orada. Base üstüne dönmesini engellemek. Ya da birileri geldi şimdi öldürmeye. Evet, şimdi dağ ruhu var ve dağ ruhunda hayatta olmayacak Lu Mao. Yine yani 200 IQ ya Damwon. Skoru da Ghost'a bıraktı bu arada. Devasa bir üstünlük. Ama ortada bir yani JD için enseyi kayartmaya gerek yok. Ortada bariz bir draft üstünlüğü olduğunu söylemek lazım Damwon tarafını. Bu arada bir şeyden orada bahsedemiyoruz. Bir savaş izleyeceğiz burada. Yalnız Kang'in oradan çıkmıştı. Baron çok önde kaldı fakat o nasıl bir iyileştirme? Bir anda fullledi neredeyse Baron'un canına. Şimdi son perde açılıyor. İkinci mermi arka tarafta Mayo isabet etti. Yalnız mermiler deşerken arka tarafa sarkan Showmaker o da skorların alınmasına yardımcı oluyor. Hatta iki skor kendinde. Üçüncü skor alındı burada. Orada Zonya'sı kullandı Kayn. Kayn'ı bekliyordu orada. Kayn skorunu alıyor belki Kanavi ama yine bir katliam ve 24 dakikada Damwon Gaming JD Gaming'e karşı kazanmayı başarıyor. 2020 Dünya Şampiyonası'nda iki takımın da ilk maçı Damwon Gaming'de yüzler gülüyor diyebiliriz.